Saygıdeğer milletvekilleri, bugüne kadar önemli üzerinde durduğum, bundan sonra da durmaya devam edeceğim bir başka konu Soma. Bakınız, bu ilçemizde faaliyette bulunan onlarca madenin tamamı yetersiz. Tamamında güvenlik zafiyeti var. Soma kömür işletmelerine bağlı Işıklar Madeninde geçtiğimiz günlerde bir kaza meydana geldi. Ve yaralılarımız var. Göçüğün meydana geldiği Işıklar Maden Ocağı ile Soma'da 301 maden işçimizin şehit olduğu Eynez Maden Ocağı işleten şirketler aynı. Sorunlar yine aynı. Buradaki maden kazaları ile ilgili verdiğimiz soru önergelerine dün cevap verilmiyordu. Bugün maalesef yine verilmiyor. Yaşanılan en son olayda ne mağdur olan işçiler ne de sendikaların konuşması mümkün olmamış, para ve tehditlerle doğrular yine bastırılmıştır. İşin gerçeği şudur. Kazanın yaşandığı galeri henüz tamamlanmadan insanların çalıştırıldığı bir galeridir. Bacası tam olarak tamamlanmamıştır. Bir üst kattan akan su sızıntısı ise tam destek ayağının ortasından çökerterek içeri şılan denilen su ve kömür balçının sızması sonucu olası bir faciayı hazırlamıştır. Bu Soma maden... Buyurun tamamlayın Sayın Altıntaş. Bu Soma'daki madenlerin neredeyse tamamında var olan ihmaller zincirlerinden yalnızca biri. Buradan uyarıda bulunuyorum. Bu ihmaller sonucunda bir tek maden işçisi kardeşimizin dahi burnu kanarsa bunun bu kürsüden hesabını sormak bizim boynumuzun borcu olsun. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür